sevgili dostlar, bomba gibi bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne yaptık? Karavan satın aldık. Bu karavanla kampa çıkacağız. Su kenarı olabilir, dağlık olabilir, yaylalık olabilir. Güzel bir yere gideceğiz. Tamam. Ve aramızdan bir kişi patron olacak. Tüm herkes patrona hizmet ediyor. Birisi şoförü, birisi aşçısı, birisi hizmetçisi olacak. Olayımız çok basit. Bugün patronu çeken yaşadı. Bakalım kime ne çıkacak. Efsane bir video sizleri bekliyor. Sakın ayrılmayın. Kağıtlarımız gelsin. Sağdan ikinci. Sağdan ikinci. Sağdan birinci. Hadi. İki, üç, hazırmayız. Dört. Şoför. Yeah! Oğlum bana hizmetçi çıktı lan. Sayın patron, yastık isteyin siz yeter ki. Buyurun efendim. Buyurun yastığınız. Tabii ki. Buyurun patron bey. Pencerelerinizi açın. Efendim isterseniz durduğumuzda masaj yapayım, yoksa akraba olabiliriz. Yok, giderken çok güzel oluyor. Giderken efendim şoför biraz sakat kullanıyor. Maazallah yani. Ben üzerinizdeyken üzerinize düşerim. İsterseniz size efendim çelik servisi yapabilirim. Mı? Kolamız var efendim. Tamam, bana bir bardak soğuk kola atayım ayağı. Şoför! Buyurun efendim kolanız. Şu şoföre söyle. Market. Şoför! Bakkala sür! Karavan da iyi. İlk defa patron oldum, daha iyi. Ne diyor bu? Efendim yemeği kim yapıyor? Aşçı. Arabayla geliyor aşçı. Böyle aşçı mı olur efendim ya? İnan aşağı. Dövek mi efendim? Dövek. İn aşağı. Lan yeni. Kandırın da insin. Sen ağzı aç. Yeniymiş lan. Aşçı. Bunu ben daha yeni aldım bunu. Tamam aşçı. Bir dakika, ben yırtmadım. Sen yırtma. O döktü. Tamam, sen yırtmadın, sen de yırtmadın. Açı. Ben böğürtlen tutuyorum efendim. Ben yırtmadım. Açı. Bu kaliteli. Böyle bir şey olmaz abi. Adam efendim bunlar bizi. Beni yırtmaya çalışıyorlar. Bizi yırtamazsınız. Gidin onu yırtın. Ha tamam, yırttım tamam. Bana böğürtlen versene. Beni niye yırttın? Ben mi yırttım senin şeyini aşçı? Patron bey, bu ne yapmaya çalışıyor? Ben sizin hizmetçiniz olarak böyle insan içine nasıl çıkacağım efendim? Evet, doğru söylüyorsun. Buyurun. İsterseniz ağzınıza da verebilirim efendim. Yok, ağzıma vermem. Ağzınıza böğürtlen verebilirim. Bak ben güzel kullanıyorum kelimeyi. Yok, istemem. İstersen size karavanımızı biraz tanıtalım. Evet, tanıtalım. Burası iki kişilik yatağımız efendim. Üste siz yatıyorsunuz, altta ben yatıyorum hizmetçiniz olarak. Buzdolabımız gördüğünüz gibi buzluklu. İstersen soğuk suyunuz 7/24 buz gibi efendim buzdolabımız. İnverter, 220 volt enerjimiz. Telefonunuzun şarjı biterse efendim şarj aletimiz. Aynı zamanda mutfağımızda suyumuz akıyor efendim. Gördüğünüz gibi. Sayın patron, isterseniz buraya tuvaletinizi yapıyorsunuz efendim. Tabii ki sizden başka kimse kesinlikle buraya yapamaz. Zaten burası savaş alanına dönmüş efendim. Duşumuz da mevcut. İsterseniz banyo da yapabiliyorsunuz efendim. Karavanı yeni aldığımız için bakımlarını yapmadık. Kusura bakmayın ama bir sonraki seyahatimizde patron kim çıkarsa karavanı modifiye edip öyle çıkacağız. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Lan yavaş lan! Lan yavaş, her şey düştü, yavaş! Lan yavaş yavaş! Yavaş lan! İyi misin? Dur dur! Patron ölüyor, dur lan! Patron mu ölüyor? Lan! Lan devrilir ha bu! Patron, bu devrilebilir yalnız bu karavan. Benim döveyim efendim. Ben. Yok, ben niye dövüyorum? Ben dövmüyorum. Hizmetçi. Bunu kovun gitsin efendim. Bunun yanımızda olmaması daha hayırlı. Masa kırılmış. Buralar terbeder. Tezgahın içindeki motorlar aşağı inmiş. Kapının kilidine varana kadar kırıldı. Kapı kilitli, kapı açıldı biraz önce. Keşke böyle bir videoya girmesem miydik? Ben oraya gidiyor efendim. Suya gidiyor, suya. Suya gidiyor lan, suya gidiyor. Dur. Arkada kameraman var, dur. İn lan aşağı. İn lan. Benim anahtarım benim, ben şoför çıktım. Arabayı şöyle çekeceğim, orada da piknik yapacağız, söz. Keşke sen şoför yerine hiçbir şey çıkmasaydın ya. Evet. Patron zevk alamıyor. Tuvalet patladı herhalde, bok fışkırdı arabanın. Yani patronun üstüne geldi mi bok? Patron yok, ayıp. Patron nasıl yok? Patronun üstü bok olmuş, patron çimiyor galiba şurada denizde. Patronla bir konuşmam lazım bu işi. Arkadaşlar, ben sizin tartışmanızdan çok yoruldum. Benim masamı vurun, şeyimi yapın.
da sizin hizmetçiniz var. Hemen, hemen efendim. Efendim nereye koyayım ben? Oraya. Çok güzel değil mi? Evet. Benim elime girsene bir. Tabii hemen. Nereye kadar yüzüm geldim efendim? Şurada bak siyah bir bölüm var. Oraya kadar girsen yeter. Hemen geliyorum. Sayın patron sizin için suya giriyorum efendim. Beni izleyin ve lütfen mutlu olun. Nasıl efendim? Güzel misin? Çok sevdim efendim burası. İnanılmaz. Boğulacağım neredeyse. Ben bugün bunların hepsinin içinden geçeceğim arkadaşlar, izlemeden kalın. Daha başlamadık, başlayacağız. Patroncum güzel meyve suyu da getirir misin? Seni ciddiye alamıyorum ya. Ya bu nasıl bir aşçı ya? Kafada şapka, üstü başı yırtın böyle. Siz yırttınız. Ya baba ben de bir şey söyleyeceğim. Bu niye herkese kulüp buluyor? Bu nasıl sahip olayım? Bu nasıl aşçı? Sağ olayım. Cezanı çek gel, ondan sonra konuşalım. Yürü bakayım. Ne yapayım hemen? Dikenlerde yürüsün mü? Yok, uzun dikenden orada geçsin. Sürünsün! Sonra patronun sağ koluyum, dili dönsün. Patronun emirlerine uymayanları karabomla depelerim. Nerede bu yemek? Sen nasıl aşçısın ya? Ya emirlerine nasıl uymuyorsun? Oğlum bir şey diyeceğim. Ya arkadaş yemek nerede ya? Yemek nerede? Patron! Atlet yok. Ne diyorsun oğlum? Son 3 tane atlet kaldı. Patron bunlar birbirine yakın menzilden taş atıyor. Ne diyorsun? Bırakın dursun birbirine. Ya atleti niye yırtıyorsun? Ya oğlum bir şey diyeceğim. Kim patron? Ben. Patronu kim oldu belli değil. Lan evde ne düşük kadın daha sert kaldı lan. 3 tane kaldı lan. Şey diyeceğim patron. Sen bu işi gerçekten beceren. Ben diyecektim ki. Oldu mu efendim? Efendim beğenmediyseniz çıkarıp bir daha atalım. Efendim ben içeriği bal dök yala yaptım. Bakın buyurun. Hala da temizlemeye devam ediyorum. Bal dök yala bu mu? Hayır devam ediyorum dedim. Siz görün diye biraz da beklettim. Bunu indirdim efendim. Bakın bu deterjanın su. Tamam az önce. Siz görün diye. Bir dakika tamam bekledim. Ben içeri girmeden önce bal dök yala yaptım dedi mi demedi mi? Dedi efendim. Efendim girip girip kirletiyor. Dedi mi demedi mi? Dedi. Yala orayı. Tamam beni bir dinleyin yalayacağım söz. Beni bir dinleyin. Tamam dinliyor. Adam ben temizledim yere ayağıyla girdi. Biraz önce kim buradaydı efendim? Aşçı burada değil miydi? Aşçı girdi mi buraya? Balımız var mı? Var. Bal döküp yalamazsınız. Tamam. Yani bal döküp yalamazsınız. Dolapta bir balımız var da. Şu bal efendim. Evet, sahte bir bal. Evet. Efendim ben bal dök yala yapıyorum burayı zaten. Bal dök yala. Şimdi onu baştan sona sömüreceğim. Patronum. Patron ben burayı temizliyordum. Hadi yala şimdi. Basın abi. Sürecek. Buralarda tuvalete gidip geliyor ağzımda. Devam et. Bitmedi o kadar. Daha var. Bak kenarlarda var görüyorsun. Abi de sana yardım etsin. Efendim. Abi biraz hizmeti dediğin gibi var ya. Bal döküp yala olmuş buralar. Anasını satayım ben böyle yalayamazdım. Baldan çok yerin tadını hissediyorum. Efendim bize bir benim böyle şey alerjim var. Ben kimsenin evdekinden bile ağzından bardaktan su içiyorum. Abi tükürdün. Rüzgardan geldi. Bir de bal yani bu. Kötü bir şey değil. Şimdi. Ama tükürdün. Temizlediğin yeri bir daha yalattırmamı istemiyorsan iyice temizle. Hemen. Murat ne oldu? Efendim ben sizin sağ kolunuzum. Tamam gel. Fıtı. Yakın yerden gelirse daha iyi olur. Bataklık sis ya. Efendim bu size akıl mı veriyor ya? Çok biliyorsun. Hadi ikiniz birden gelin. Görüşmek üzere. Patron. Bulaşık, temizlik, ev işleri beni bekle. Beni böyle şeylerle meşgul etmeyin. Bunlar hiçbir şey yapmıyor patron. Bütün yük sırtıma bakıyor. Evde çocuklar aç. Çocuklar kanepeyi kemiriyor patron. Oraya sana 10 dakika veriyorum. 10 dakika içinde temizlemezsen bal dök her tarafı yalan. Hemen efendim. Hemen. Buyurun efendim. Et kulunuz, bisküvitiniz, her şeyiniz hazır efendim. Yalnız efendim bunu biri yemiş. Vallahi ben yemedim.
Yemin ediyorum ben yemedim. Bir dakika, kim hazırladı? Allah çarpsın beni. Kim? Ben hazırladım, ben yemedim ama ben salak mıyım? Kim buradaydı? Sen orada sürünüyordun, ben sürünüyordum. Kim kalıyor geriye? Murat abi. Patronun yemeğini yiyorum şimdi patronun. Ben konuşmadan bu adamlar konuştuğuna göre bunlar bir şey yaptı. Çık. Lan ne konuşması? Görünen köy kılavuzu ister mi? Buyurun efendim. Ben buna ceza vermekten usandım. Buna bir ceza ver yap. Efendim 2 dakika karavanda ben ona bir masaj yapayım. Yap. Kapıyı örtün, bu taraftan görüntü alın. Lütfen oraya kameraman gelmesin efendim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Benim suçsuz olduğumu göreceksiniz. Suçlu kimse Allah belasını versin. Onun yüzünden bu adam şimdi içeride neler çeker. Gül beni affet Gül. Hayır. İçeride güreş yapacağız. Canlı güreş. Kapıyı kilitle lan. Dışarıdan kilitle kapıyı. Abi dur, dövüş yok şurada ya. Oğlum ne yapayım? Hayır yani. Yağlı güreş oluyor. Bence de. Daha da suç işleme. Hangi şekilde şimdi mavi gün? Patronum. Efendim üstü başı biraz çizildi ama hani sonuçta bu güreş, yağlı güreş. Şimdi aşçı, bana ihtiyacın olsa çağırabilirsin. Pişirdikten sonra görevim geldiğinde ben sunumu yaparım efendim, hizmetçi olarak. Bana bir masaj yap, öyle git ya. Güzel yap. Elim temiz değil mi? Yok, elini yıkayın. Efendim kremledim elini içeride. Bir dakika dur. Kremledim. Önce mamiye bak, yap. Kremledim. Önce mamiye yap. Önce mamiye yap. Tamam. Kremli masaj. Ya tamam, bu ne gerçekten? Krem? Ya ananı senin ya. Ben kremi getirdim ya. Bal bu. Umara bal. Bu bal mı ne? Bal. Yalan söylersen bal. Efendim sizi banyoda çekilebilirim. Buyurun. Banyomuz var. Biz yemek yiyeceğiz. Tamam. Bak bilir. Sen de ip. Yemem efendim. Ben size faydası olsun diye bal. İnsanlar şimdi birbirine... ben senin boynuna köpek tasması taksam. Efendim şurada... benim çağırdım. Murat Bey, köpek deyince geliyorsunuz efendim. Aşçı deyince şey deyince gelmiyorsunuz. Ben kulaklarımı yaşlıyım. Ağır duyuyorum. Aşçı mı diye istersen de gibi geldim. Patrondan kurtulmamız lazım. Şu an bana ceza verecek. Hamağı kurmam bekliyor. Hamağı kuramayacağım. Kuracak yer yok. Aklımda bir fikir var. Üçümüz de sabahtan beri yapmadık. Yok ben seni dinleyeyim. Patron. Acı biber suyu. Tamam. Ver suyu yok. Yapma bak. Tamam söyle. Patronu yapacağız mı? Tamam. Evet yapacağız. Söz, söz dökersem Allah belanı versin. Yok dökersem Allah belanı versin. O tür şey. Patronu şimdi alalım. Tamam mı? Tamam. Şoför diyor lan. Şoför yani arabada teyp falan olur ya. Teyp olmadığı için mami söyleyecek. Bana ninni söyle ben uyuyacağım. Dandini dandini dastana. Danalara giriş dostana. Sus diyene kadar da susma. O bostanca danayı yemesin lanayı. Pış, pış, pış. Biraz da rap söyle. Ah yeah, Ceyhan Krem. Her gün vuruyorum gu gu gu. Yeah. Bu daha iyi oldu. Mangalı karavanın içinde yapıyoruz. Çık git. Ben de zehirlenirim. Ben de zehirlenirim. Hepsini içeri ikisi de zehirlensin. İşte ondan oldu sabahtan beri. Arkadaşlar patronu buram buram et kokusunu uyandırmak için böyle bir yol denedik. Henüz patron. Patron hala uyanmadı. Karavan yanacak. Patron. Nasılsın? Ne
Patron sizi buram buram et kokusuyla uyandırmak isterim. Bunu burada mı yapıyorsun? He patron, mangal yapıyoruz. Siz yapınca beni uyandıracaktınız. Burada yapın demedim ben size. Tamam patron, hemen hallediyorum. Nereye duman ettin ya? Abi o patron yanmış bu ya. Aşçı nerede? Aşçı hakikaten hizmetçinin hiç kebap yaptığı görülmüş mü aşçı? Aşçı! Yani aşçı işini kime teslim ediyorsun aşçı? Hizmetçi hiç mi teslim edilir ya? Arabanın içinde mangal yaptırıyorsunuz bana. Efendim? Bütün her şey kameralar kayıt altında dedi ki bana bir iş ver dedi, dedi onu yapmamadım dedi. Şimdi o içeride mangal yapacağım dedi. Elimizden zorla aldı ama Mehmet'e şahit. Ben sonuç olarak seni aşçı etmedim. Ben hazırladım et aşçım, her şeyi. Alın onu. Sen demedin mi aşçı dışarıda çok rüzgar oluyor. Yalan hem de patron et kokusuyla uyansın demedin yandı, mi? Yandı. Al şunu şunu alın. Alın oradan. Çek onu abi. Etleri al. Arabanla kebap yapmak ne? Ne bileyim patron senin yani. Ben öyle bir şey demedim. Arabanla kebap yapın dedim mi? Demedin de sen böyle seversin diye düşündüm. Ben sen bana ödül takmanı beklerken kızıyorsun patron. Patron bak eskiden de mi kebapçıydı senin hizmetçin oğlum, senin şoföre. Aşçıya hiçbir şey ihtiyacın yok, hizmetçin yeter. Yeter. Buyurun. Patron, ekmekler ısındı. Bakalım, 10 üzerinden kaç vereceğim? Oo, 10 üzerinden yiyeceğim. Al. Gördün mü? Hadi sağ ol oğlum. Patron, yatmadan önce müzik sordunuz. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, mihriban çaldırıyorum efendim. Şahin'den. İşte senden bu şarkı. Test edeyim mi bir tur? Ya da buyurun. Kameraman buraya gel. Test et şunu. Efendim, sizden önce yemeğe başladım. Baba ne yiyorsun lan? Et demedim. Ya siz birbirinize ne kadar söylüyorsunuz ya? Ne kadar iyi olur. Efendim et diyor. Et diyor. Siz niye demeden et diyor. Zehir attın mı lan? Geç lan kameramanın oraya. Kameraman bakıyor mu? Daha bak demedim. Efendim. Niye mi geldin? Aldı sanki bir abi. Ver onu bana. Hediye verin efendim. Öyle yapacağım. Al. Zehirlenmezsin umarım. Mami yedi ama kanlı kanlı diyorlar. Vallahi çok iyi. Vallahi pişmemiş. Oldu bak. Git kendindekini piş. Ben efendim zehirlenmezsin. Yani zehirlenmezsine müsaade edemem. Arkadaşlar yoruma yazın. Mami buraya niye gelmiş? Yok oğlum. Kanlı tadı var ya. Efendimiz yoldan bulduk. Arkadaşlar şaka bir yana. Ben sabahtan beri yalakalık yapıyorum. Konsept gereği. Hizmetçi çıktı bana çünkü yani mecbur. Ama... Burada en iyi kebap pişirecek olan da, en iyi arabayı kullanacak olan da, en iyi patronu yapacak adam da benim. Yoruma yazın arkadaşlar. En iyi patron kim olurdu onu da yoruma yazın. Serinin devamını istiyorsanız da 100 bin like atın. Karavan modifiye de geliyor. Ne dedin? Dedim ki buradaki en iyi araba kullanabilecek şoför, en iyi kebap yapabilecek aşçı da benim dedim. Ama dedim patronum izin vermiyor. Bana çünkü hizmetçi çıktı. Patronluğu duydum ya sanki de. Yok o şeyden geldi, kırmızı arabadan geldi o sanki. Oradan bir adam patron diye bağırdı. Adamın adı patron herhalde efendim. Çok terliyim ama öpmeyin. Öpmeyeceğim lan. On dakika sonra bakarım. Patronluk bittikten sonra herkes normal hayatına dönüyor. Sen de giderken yolun kenarına çekeceksin. Vura 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 eve göz, kaş, balon gideceksin. Ama 10 dakika içinde her şeyi yapabilirsin. 10 dakika domalım buraya. 10 dakika içinde. Domalın. 10 dakika patron, var. Patron 10 dakika. 10 dakikam var. Bir şey söyleyeyim. Bak seni bozarım. 10 dakika sonra patronluk bittiğinde ne olacak? Tamam o zaman konuşuruz. Et şimdi yanar bak. Yanmaz. Hiç önemli değil. Al. Geçin bak arkadaşlar. Sen de kal. Sen de kal. Ben bir şey demedim. Bak Murat amca gel. İstersen patron karavan. Murat amca gel. Karavanın içinde şey yapalım. Gel bırak çayı. Çay patron, istemiyorum. Patron karavanın içinde 10 dakikan var sus. Patron el alem erezil olurum. El alem görsün sen ne kadar rezil bir insan olurum. Gel. Nereye gidiyorsun? Nereye domalacağım? Adam dünden patron karavanın içinde şura, yapalım. Herkes böyle. Hadi. Arkadaşlar bundan sonra artı 18'e giriyoruz. Seyahat ben de izleyebilirsiniz. Patron son videonun kapanışını yapabilir miyim? Yok. Arkadaşlar 100 bin like gelirse serinin devamı geliyor. Patron, hizmetçi, şoför, aşçı ve aynı zamanda 100 bin like. Yok. 10 dakika içinde 200 bin like. 10 dakika içinde 200 bin like gelirse patron elindekiyle. Yok. Ne yapacak bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Şuradan kanala abone olun. Buradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize sevgiler. Bir dahaki seride. Allah bunun gibi patronun belasını versin be. Sana nereden çıktı patronluk? Amin. Gün bitmedi mi? Yok gün bitmedi mi? Gün bitmedi 10 dakika var. 10 dakika içinde sen ne yapabilirsin? Doma hadi doma. 10 dakikaya kadar direkt sokarım.